Herkese merhabalar. Bugün harika bir elmalı kurabiye tarifim var. Böyle kıyır kıyır elmalı kurabiye seviyorsanız bu tarif tam size göre olacak gerçekten. Hemen yapımına başlıyorum. İç harcının soğuması gerektiği için ilk olarak harcımı hazırlamakla başlıyorum. Bir elmalı harç hazırlamaya başladığım zaman ölçüleri iki katına çıkartarak yapıyorum her zaman ve kalan harcımı da buzluğa atıyorum. Bu şekilde hiç bozulmuyor ve gerektiği zaman çıkartıp kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Bu tarife göre bir ölçü vermek gerekirse 4 tane elma yeterli gelecektir. 4 elmayı güzelce soydum kabuklarını. Rendeliyoruz ve ocağa alıyoruz. Üzerine de yarım su bardağı şekeri ekleyin. Tabi dediğim tırıp azaltabilirsiniz siz. Çünkü her elmanın boyutu da aynı olmuyor. İçine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ve biraz daha şöyle tereyağı eriyene kadar karıştıracağım. Sonra ocağımın altını açacağım güzel. Elmalar suyunu salacak bu aşamada. Tamamen suyunun çekmesini bekleyeceğim. Bu aşamaya dikkat etmezsek elmanın suyu tart hamurunu yumuşatacaktır. Bu yüzden lütfen tamamen suyu çekene kadar bekleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi bütün suyunu çekti. Artık ocağımın altını kapatıyorum. İçine yarım tatlı kaşığı tarçın ekleyip karıştıracağım. Tarçın miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Ben her zaman biraz daha fazla ekliyorum çünkü çok yakıştırıyorum. Son olarak ceviz ekleyeceğim. Bunun için yine yarım su bardağı ceviz kullandım. Daha fazla da kullanabilirsiniz tabii ki. Şöyle hepsini güzelce karıştıracağım. Daha sonra başka bir kaba alıp soğuması için bekleteceğim. Hamurum için 125 gram oda sıcaklığında margarinimi kabıma aldım. İçine 1 adet yumurtayı, 3 yemek kaşığı sıvı yağını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar yoğurdum var. 2 yemek kaşığı da şekerimi ilave ediyorum. Hepsini çok kısa çırptım. 1 paket vanilyamı ekliyorum. Yine 1 tatlı kaşığı da nişasta var. Buğday, mısır kullanabilirsiniz istediğinizi. Şimdi son olarak unumu ilave edeceğim. Yaklaşık 2,5 su bardağı un kullandım. Tabii ki unu yavaş yavaş ilave edin. Sert bir hamur olmayacak, ele yapışmayan bir hamur elde ettiğiniz zaman daha fazla un eklemenize gerek yok. Çok fazla yoğurmayacağız. Sağlı bir hamur olduğu için ne kadar çok yoğurursanız o kadar fazla un isteyecektir. Bu yüzden ele yapışmayan bir hamur elde ettiğiniz zaman yoğurmayı bırakın ve bir buzdolabı poşetine koyarak buzdolabında yaklaşık yarım saat kadar dinlendireceğiz. Hamurum yaklaşık yarım saat dinlendi. Şöyle kendini toparladı. Unlanmış tezgahımın üstüne aldım. Kolay açabilmek için oklavımı da biraz unladım. Şöyle yuvarlak bir şekilde açacağım hamuru. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir şekilde açılıyor yapışmadan. Ben elmalı kurabiyeyi böyle oldukça ince seviyorum. O yüzden hamurumu yani açabildiğim kadar ince açıyorum. Tabii siz bu kadar büyük açmak zorunda değilsiniz. Yani ben yumuşak bir elmalı kurabiye kesinlikle sevmiyorum. Hamurumu ince bir şekilde açtım. Bu aşamada dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ben bir su bardağı kullanarak yuvarlak yuvarlak keseceğim. Bu şekilde yine oldukça fazla kurabiye elde edebilirsiniz ama ölçüleri arttırarak da yapabilirsiniz tabii ki. Zaten tadı o kadar güzel oluyor ki yani bir tane yemiyorsunuz. Çok çabuk bir şekilde bitiyor. Farklı farklı şekiller yapabilirsiniz tabii ki ama benim en çok sevdiğim şekil bu olduğu için ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Bütün hepsini kestim. Şöyle kalan hamurlarımı toparlıyorum. Bunları da tabii ki atmayacağız. Tekrar böyle açıp şekil vereceğiz. Hamurumuz oldukça yağlı olduğu için çok çabuk yumuşayabiliyor. Biz bu hazırladığımız hamurlara elmalı harcını koyup şekil verirken bu kalan hamuru bir buzdolabı poşetine koyarak yine buzdolabında bekletebilirsiniz. Daha çabuk şekil verebiliriz bu şekilde. Ben yine elmalı harcı koymadan ince olması için biraz elimle bastırıyorum üstüne. Bir çay kaşığı kadar harcımı koydum ve iki köşesinden şöyle birleştiriyorum. Ve güzelce bastırıyorum açılmaması için. Şöyle kenara doğru biraz uzatıp kıvıracağım. Bu şekilde garanti oluyor, hiç açılmıyor. Hepsine bu şekilde şekil veriyorum. Ve tepsimi alıyorum. Önceden ısıttığım 170 derece fırında üzerleri hafifçe kızarana kadar, çok fazla değil, pişiriyorum. Fırından çıktılar. Şöyle ılıkken üzerine pudra şekeri serpiştirdim. Kesinlikle fırından çıkar çıkmaz dökmeyin pudra şekerini. Pudra şekeri eriyecektir ya da çok soğukken dökerseniz üzerinden dökülecektir. Bu tarif gerçekten harika oluyor. Kesinlikle deneyin. Deneyenler de yorumlarını bırakırsa çok sevinirim.
Yine kanalıma abone olursanız yeni tariflerimden kolaylıkla haberdar olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.